koridor gibi çın çın öten daracık sokaktan ayaklarını vura vura uluslararası birlikler geçiyordu. Kimler yoktu ki aralarında? Uzun saçlı aydınlar, inatçı komünistler, Nietzsche bıyıklarıyla yaşlı, Sovyet filmlerindeki jönleri andıran yüzleriyle genç Polonyalılar, kafası tıraşlı Almanlar, Cezayirliler, bunların arasına yanlışlıkla karışmış İspanyollar denebilecek İtalyanlar, hiç kimselere benzemeyen İngilizler, Maurice Thorez'e ya da Maurice Chevalier'e benzeyen Fransızlar, hepsi de çelikleşmiş, dimdik. Kışlalarına yaklaşıyorlar diye birden marş söylemeye başladılar. Ve yeryüzünde ilk defa olarak savaş düzeninde yürüyen her ulustan karma karışık bir sürü adam enternasyoneli bir ağızdan söylemiş oldu. Kimselere nasip olmayan böylesi bir kardeşleşmenin gölgeminden titredi madem. Coşkuyla fısıldadı tek bir ağız gibi. Bizimle savaşmaya, bizimle ölmeye gelmişler. Onların bir sorunu yoktu. Dünyayı yaratan ellerinden tanırlardı birbirlerini. Nampasaran sır değildi onlar için. Ve hangi dilde verilirse verilsin anlarlardı hücum komutunu. Yüzlerini bile görmedikleri İspanya işçi ve köylüleri için aynı kahramanlık ve sadelikte öldü onlar. Öldüler haykırarak, diz çökerek yaşamaktansa ayakta ölmek yeğdir. Nampasaran! Proletarya Partisi savaşta en ön safta 5. alayı kurdu savunmak için İspanya'yı. Proletarya Partisi savaşta en ön safta 5. alayı kurdu savunmak için İspanya'yı. İspanya'nın çiçeği en kırmızı çiçeği halkın, İspanya'nın çiçeği en kırmızı çiçeği halkın. Omuz omuza dört taburla dövüşüyor Madrid sokaklarında. Omuz omuza dört taburla dövüşüyor Madrid sokaklarında. Anacığım, anacığım, bak şuraya şarkılarla yürüyor alayımız. Yürüyor savaşa doğru, yürüyor savaşa doğru, yürüyor savaşa doğru.